Merhaba değerli arkadaşlar. Yıllardır sokak röportajı yapıyoruz. Son bir yılda birçok insan geçinemediklerini, hayatın çok pahalı olduğunu söylüyor. Az da olsa bazı kişilerde AVM'ler dolu, kafeler dolu, caddeler, sokaklar dolu. Türkiye'de aç insan yok, herkes tok, yalan söylüyorlar diyor. Biz de seçmenlerimize ekonominiz nasıl, hayat pahalılığı sizi nasıl etkiliyor soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. Hayat pahalılığı sizi nasıl etkiliyor? Hayat pahalı mı değil mi efendim? Vallahi şimdi hayat pahalılığı şöyle etkiliyor. Sen 4000 lira alırken %100 zam geldi mi de senin maaşın 2000 lira oluyor. Paran değeri düşüyor. 2000 lira oluyor maaşın. Yumurtayı alırsan sucuğu alamıyorsun. Eti kıymayı alamıyorsun. Şimdi 4000 lira 2000 liraya düşüyor. Alım gücü düşüyor, hayat pahalı. Alım gücü. Siz emekli misiniz efendim? Nasıl geçinebiliyor musunuz? Emekli misiniz? Şimdi ben emekliyim. Bütün lüzumsuz masraflarımı kısmak şartıyla, evimin de kira olmaması şartıyla kira değil. İdare ederek. Eğer ev kira olsa mümkün değil. Zar zor geçiniyoruz. Çok mümkün değil. Çok teşekkür ederim efendim. Ya hayat pahalı. Bunu zaten inkar eden yalan konuşmuş olur ya. Hayat pahalı. Tabi. Efendim hayat pahalı mı değil mi? Hayat dünyanın her yerinde pahalıdır. Bana bak. Ben 24 sene Almanya'da kaldım. Bir dakika abi. Cevaplıyoruz. Sıkıntı yok burada. He. Türkiye'de sıkıntı yok. Türkiye'de şu anda sıkıntı yok. Maaşlar da ona geldi. Keçimini yapabilirsin. Yalnız ben 80 sene, 70 sene evvel burada dururdum da acaba bir araba kesecek mi göreceğim onu derdim. Şimdi arabadan geçemiyoruz. Herkesin kapısında 5 tane araba var. Nambigörlük olur bu iş. Zenginlik var. Teşekkürler. Ha. Efendim son soru. Hayat pahalılığı sizi nasıl etkiliyor? Hayat pahalılığı tüm saatimi, dakikamı, her şeyimi etkiliyor. İstediğimi alamıyorum, istediğimi giyemiyorum, istediğimi yiyemiyorum. Faturalarımı ödeyemiyorum. Daha nasıl, her şeyimi etkiliyor. Özellikle iktidar partisine oy verenler diyorlar ki AVM'ler dolu, kafeler dolu, arabalar fiyat almış gitmiş. Hayat pahalı değil, her şey yerli yerinde diyorlar. Vallahi doğru, her şey dolu. Ama bu ülkenin yüzde kaçı bu doluluktan istifade edebiliyor? Bu önemli. Yani %80'i etmiyor benim gibi. %20'sini ölç olmaz diyorsunuz. Olmaz yani. Ben çok teşekkür. Bu halkın hepsi mutlu olmalı. Benim istediğim değişim bu. Ekonomi nasıl? Ülkeniz sizin iyi mi kötü mü? Vallahi şu an ekonomimiz iyi desek yalan söyleriz. Ekonomi kötü. Kötü. Tabii 20 yıldır AK Parti iktidar. Buna rağmen niye hükümete oy veriyorsunuz? 20 yıldır AK Parti var. Ne yapalım? Yani şu an ne var mı? Var mı? Başka var mı? Bilmem. Yani ben olsam memnun değilsem rakibine verir. Ya. Vermem. Vermezsin AK Parti. Asla. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Ya şimdi şöyle, Türkiye'de eskiden bundan 5-6 sene önce şöyle bir algı vardı. Muhalefet farklı bir konuyu konuşuyordu. İktidarı suçluyordu. İktidar biz bunları yaptık diyordu. İki farklı konuşulan konu vardı. Şimdi herkes Türkiye'de, ama zengin ama fakir, herkes ekonomiyi konuşuyor. Türkiye'de bariz bir ekonomik sıkıntı var. Ve bunun sorumlusu Amerika değil. Bunun sorumlusu dış güçler değil. Bunun sorumlusu işte o 2010'da, 2011'de, o 2015'lerde yapılan sıkıntılı ekonomi politikaları bugün acısı çıkıyor. Bu kadar özelleşme, yersiz özelleşme, bu kadar yapılan yap işlet devretteki büyük sıkıntılar. Yap işlet devret, tabii ki yani yap işlet devret, bu Özal döneminde de böyleydi. Milletin sırtına binmiş büyüktür yap işlet devret. Garantörlük ne demek? Geç madem değil, ben alırım o zaman. Tabii. Ben de yaparım o zaman. Nasıl biliyorsun garantörü? Bu garanti yani. Bu garantörlük veriyorsun sen. Bunun faizi var bir de. NAS dedi. NAS açıklaması yaptı. NAS'a o projelere ödenen faizler. Dediğiniz. Evet. Yani bir tutarsızlık da var. Burada hani bu bence bu bir güç zehirlenmesinden kaynaklı bir tutarsızlık. AK Parti artık yönetemiyor efendim. Yönetemiyor. Çok berbat. Kötü mü? Bildiğin gibi değil. Ya bazen AK Parti'ye devam dedi. Ya AK Parti'ye... Daha ben acı gelmiş. Ama bir ya onun gibi tek başa bir iktidarda gelmez. Öyle mi? Gelmez. Tamam. ekonomi nasıl? Ekonominiz iyi mi? Paranız çok mu, az mı? Az paramız çok az. Tayyip'e de söyle, bizim Karadenizli o. Parayı versin biraz. Aynı biraz para din versin. Bak alamıyoruz. Teşekkür ederim. Bak bir simit zor nandin aldım, bir simit. Ekonomi nasıl? Pahalı mı? Çok pahalı hayat. Merhaba. Ekonomi sıfır. Ya partilerde ki kafeler dolu, AVM'ler dolu. Her taraf gülü gülü sanıp diyor. O kendi yandaşları olduğu için dolu.
Halk fakir. Halk fakir tabii. Hayat pahalılığı var mı yok mu? Yok yok. Her şey güllü güllü. Herkes güllü güllü. Hiç aç olan yok. Aç olan yok. Yok. Hepsi yalan. İnsan her isteden alabiliyor mu? Her iste alıyorum. Ben şimdi gidiyorum burada alacağım. Teşekkür ederim. Emekliyim. Demek ki durumunuz var. Emekliyim, emekli durumum yok. Evim kira değil, o kadar. Geçinebiliyor musunuz? Teşekkür ederim. Tamam, hayat pahalı mı değil mi efendim? Ekonomi iyi mi? Ekonomi şimdiye kadar güzeldi ama şu andaki şartlara göre tabii ki ekonomi güzel. Var biraz. Var tabii, sıkıntı olmaz diye yalan konuşmaz. Son soruyu sorayım. Ekonomimiz nasıl? Siz geçinebiliyor musunuz? Ülkeyi ben nasıl? Elhamdülillah, elhamdülillah. Ben emekliyim. Ben emekli okul müdürüyüm. Peki hocam. Yani şimdi geçinirim. Bakın, bu toplumda 3 tane kavram var. Bitti. 1- sabır. 2- şükür. 3- efendim kanaat. Bunlar olmadığı müddetçe bu insanlar doymaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Uhud dağı kadar altınım olsa ikinci bir Uhud dağı daha ister bu insanlar diyor. Doymaz bu insanlar. Ha bitti. Bu insanlar sabır, şükür ve kanaate efendim ulaşmadıkça gözlerini toprak doyurur derler ya. Anca o zaman doyar bu insanlar. AK Parti rahata çıkarır mı bizi? Çıkarır. Çıkarır. Çok güzel geçiniyorum. Emekli, eşim emekli. Hamdolsun çok güzel geçiniyoruz. Sen evinde kardeşim 3-4 tane lamba yakarsan, 3 tane televizyon olursa, 3 tane araba kapında olursa bunun vergisini nasıl ödeyeceksin? Bu elektriği nasıl ödeyeceksin? Yeterli hamdolsun. Yeter kardeşim, yeter. Bir idare etmesini bileceksin. Doğalgaz kaç para gelir ablacığım? Vallahi doğalgazım benim ilk önceden bir geldi. Onu okumasını bilmediler. 700 falan geldi ama şimdi 400-500 geliyor. Normal oldu artık. Normal yani. Hamdolsun olsun, geçiniyorum. Geçiniyorum. Abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? Ekonomi nasıl? Bak ekonomi çok bozuk bizim. Geçen sene biz 55 lira şey aldık, ilacı aldık. Bu sene 255 lira. Aldat, gübre pahalı, mazot pahalı, şey pahalı. Durduk. Biz de bilmiyoruz. Durduk. Gel. Ama kabahat bizde. Adama güç verdik, adam işini yapacak. Ekonomi bozuk. Ekonomi bozuk. Ekonomide bir şey yok. Para pul yok. Yok, para öldü. Benim bak şimdi ben ne yaptım? Burada şuradan geliyor. Hani ben garibim diyelim. Sakin anlat. Güzel anlatıyorsun. Bak, dinle. Sakin anlat. Bak, dinleyelim hadi. Bak dinle. Tamam. Çok şu 5 kuruşu ben şimdi buldum yolda. Evet. Ben bunu aldım. Bu benim atamın parası. Bak atamın resmisi var burada. Çok ben bunu saklarım. Bu memleketi yöneten, bu memleketi bize teslim eden bu adam. Bundan başka da tanımıyorum ben. Allah razı olsun. Allah'tan başka. Allah bir, o iki. Bırak boş ver. Ekonomi nasıl efendim? Sizin ülkenin. Espri kabul ediyorum bu lafı. Adam. Son soru, ekonomi. Geç çok iyi dediniz ama yine sorayım. İyi mi kötü mü Türkiye'nin ekonomisi? Ya şu durumda zikzaklı yani. Her tarafta böyle yani. Teşekkür ederim. Batıyoruz. Kötü mü? Baba. AVM'ler doldu. Toprakları hepsini sattı. Evleri hepsini sattı. Hiçbir şey var. Şimdi dağlar kalmış. Nasıl da dağları satıyor. Evet, onları satıyor yavaş yavaş. Zeytin ağaçları kesiyor, şunu boşun. Evet, hepsini kesiyor. Hiçbir şey bırakmadı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her konu çekmiş gitmiş. Cebimize par. He? AVM'ler de tabii uçuyoruz. Bak güvercinler de uçuyor. Uçuyor yani, uçuyoruz. Teşekkür ederim. Hadi. Vallahi dünyada ekonomi kötü. Benim ekonomi, ben emekliyim. Sorun değil. Şöyle söyleyeyim. Dünyada ekonomi kötü ama tabii burada daha da kötü. Niye dersen buradaki halkın şeyi düşük. Geliri düşük. Yani senin bir defa nasıl, şöyle diyeyim ben. Senin nasıl şeyin olur yani? Birikim yok. Hayır, nasıl sen halkına fazla verebilirsin? Değil mi? Ona fazla vermesin. Yumurta 9 lira, 50 lira olmasın. Demek istediğim halkını nasıl rahat yaşatabilirsin? Neyle? Senin atmasın. Yok, ona katılıyorum. Benim demek istediğim o değil. Benim demek istediğim şu. Üretimin olmazsa kim gelirse gelsin, istersen Atatürk'ü çıkart mezardan, Fatih'i de çıkart, koy yan yana. Üretimin yok. Üretimin yok. Sen neyi vereceksin? Tamam ki hani şapkadan her gün 20 tane şapka tavşan çıkarsan yine besleyemezsin. 85 milyon. Senin bugün ne diyorlar? 55 milyar dolar ilaca para veriyorsun ya. Doğru mu? Şu giydiğin paltoda dışarıdan gelen malzeme var mı? Petrol var. Araba, telefon, senin üretimin var. Aynen yaşa. Senin üretimin var mı? Karşılayamazsan. Ben aynı şeyi diyorum. Hükümetin üretimi arttırmak için politika...
tabii hayırlısı diyeceğiz. Hani 10 yıldır hükümet var, ben anlıyorum. Şimdi şöyle, hani biz seçiyoruz diyoruz ya, ben inanmıyorum abi. Ekonomi nasıl? Ülkene size. Ekonomi kimine göre iyi, parası olana iyi, parası... Bana göre normal. Demek az para. Yani şu anlık, yani yeni yeni düzelmeye başladım. Önceden yoktu, çok zorlanıyordum. Şimdi var. Ama artık yeni yeni düzelmeye başladım. Ama olmayan insanlar da var. Ya şimdi buradan mesela... Şurada gariban bir adama desen ki ekonomi kötü. Yani herkes için aslında kötü ama durumu olanlar için değil. Çok teşekkür ederim. Şöyle diyeyim. Şöyle açıklayayım ben size. Ekonomi böyle. Hani ekonomi şu an stresten sigara yaktırıyor öyle. Ekonomi de iyi. Bize göre çok iyi. Ayda kaç seferet alıyoruz abi? Ayda kaç seferet alıyoruz? 3-4 daha alıyor. Maşallah biz alamıyoruz. Teşekkür ederim. Ekonomi nasıl? Gidişat kötü. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ekonomi nasıl efendim? Ekonomi mi var ki memlekette? Adalet mi var? Hepsi bokta. Bak, kötü. Araba dolu. Ya dolu olsa ne? Bunlar almış zamanında. İşte bellemişler arabalar var. Telefonu var. Çıkar telefonu. Kafeler dolu, çaylar dolu. Bunlar onu bellemiş ya, günah ya. Ülke batıya gidiyor, haberleri yok. Adam zeytinlikleri kesiyor. Ne oluyor? Zeytinlik her yer maden ocağına çeviriyor. Hayat, siz Türkiye'de yaşamanın pahalı mı diyecektin? Abi pahalı ya. Pahalı mı? Pahalı. Teşekkür. Göre de pahalı yani. Ekmanı bak, simit gibi. Simit? He. Lokanta gidemiyor. 4 lira bir simit. Buna göre düşün. Buna göre düşün yani, hayat. 4 lira bir simit. Son nokta. Teşekkür ederim. Ekonomi. İyi mi, kötü mü? Geçinebiliyor muyuz? İyi diyorlar da. Siz ne diyorsunuz? Şimdi Allah'a şükür olsun ben şimdilik geçiniyorum da geçinemeyen çok insan var. Hayat pahalılığı var mı yok mu? Ekonomi nasıl? Bütün dünyada var tabii ki. Bizi soruyoruz Türkiye'de. Var tabii ki, olmaz mı? Ekonomi nasıl efendim? Ekonomi son derece berbat. Ortada. Kötü. Hayat pahalılığı en ucuz insanların şeyi, insan hayatı şu anda. Evet. Şu anda Türkiye ekonomisi hiç iyi değil, batağa girmiş durumda. Teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Merhaba. Vallahi bence abi ekonomi iyi değil ya. Kötü. Bence iyi değil. Çok yani teşekkür ederim. 8-9 bin lira maaş alan bir insan evine bakamıyor. Bu bir gerçek. Kimisi diyor ki hayat pahalı, geçinemiyoruz, acız. Kimisi de yalan söylüyorlar, her şey bolluk, bereket var. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi var mı, yok mu, çok ne? Büyük yani bakın benim listemde geçen sene 35 kişi vardı yani Ramazan'da yardım edeceğim. Şu anda 70 kişi oldu. Yok. Kendi köyümde, memleketimde, akrabaların 35 kişi. Şu anda 80 kişi yazmışım. Şimdi telefonum susmuyor. Neden susmuyor? Kardeşim var. Ramazan geliyor. Kardeşim var. Fabrikası var Urfa'da. Yani büyük bir tesis yani. Şimdi o iplik üretiyor. Kumaş var. Kardeşimin yeri. Şimdi hepsi beni açıyorlar. Kardeşine bizim ismimizi yazdır. Bize fitre zekatını göndersin. Para gönder. Yani buna insan çok üzücü. Yani şimdi ben şu anda bakın dün geldim. Madem o konuya değindin. Şuradaki ünlü lokantayı biliyorsun. Eski reklam olmasın. İsmini vermeyeyim de. Üsküdar'ın üstünlü lokantası. Orada dedim ki bir yemek yiyeyim. Oturdum bir söylemese bir haşlama söyledim. Yanına da biraz pilav. Onlar da beni tanırlar. İşte yeşillik meşillikte ücretsiz getiriyorlar bana ama doldurdular önümü. Yani ben de onları seviyorum. Sürekli uğradım. Karşımda oturan adam çorbaya baktı. 18 lira çorba yazmış. Adam dedim abi ben sekrem. Ben dedi devlet terbiyesi görmüşsün sen. Ne akrabana diyorsun? Adam bak bir çorba içecek parası yok. Kalktı gitti. Bundan sonra benim o yediğim yemek benim boğazımda kaldı. Yine kalktım. Yemedim. Ufak bir mevla attım dedim. Sinirlendim gittim. Yani insanlar aç. Gerçekten aç. Yani şimdi o adam. Tavuk döner 25 lira olur. 40 lira olur. Tavuk döner dediğinde o inek memeleri vardı. Haramdır bizde dinen. Onları kesiyorlar yani. Onlar da çok haksızlık yapıyor yani. Tavuk döner ne? Tavuk döner mesela inek memesi beyaz olur. Biz onları atarız. Onlar yani dinen de İslam'ın da mırdar deriz onları. Onlardır tabii ya. Onları bak tabii. Onlar ondan sonra katkı maddeler her şey yazık günah değil mi ya? İyi mi kötü mü? Oo harika. Hayal aleminde yaşıyoruz. Uzaya çift otoban yapıyor. Evet. Yalnız sollu ve sağlı tuvalet bedava. Ne güzel. Ekonomi nasıl? Paran var mı yok mu? Bilmiyorum. Paran bilmiyor musun? Yok. Paran yok. Yok. Niye AK Parti'ye veriyor? Veriyor AK Parti. Tayyip Baba hizmet yapıyor. Ama vereceğiz. Yine vereceğiz. Tüm dünyada çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İşte
pandemi sebebiyle, salgın diyelim, pandemi kullanmak istemiyorum, salgın sebebiyle çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunları yaşıyoruz artık, işte savaş sebebiyle bir takım şeyler var. Bunun ötesinde yurdumuzdaki ana sıkıntı zaten yani ciddi bir fırsatçılık var. Çok teşekkür ederim. Tamam. Hayat akışımızı bozuyorlar şu anda yani. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.